Galatasaray Nef'in başarılı oyuncularından Muaymin Mustafa ile şimdi röportaj yapacağız. Mustafa, öncelikle çok teşekkür ederim. Ve Galatasaray forması sana hayırlı olsun inşallah. Geçen sezon iyi istatistikler yaptın Yunanistan'da. Burada daha iyisini yaparsın. Takımdaki hava nasıl Mustafa? Takımdaki hava güzel. Özellikle sezona yeni başlamamıza rağmen güzel bir hava yakaladık. Başlarda her takımın da yaşadığı gibi bir uyum süreci oluyor. O süreci atlattık gibi gözüküyor. Zaten bu son oynadığımız Cevat Sorgeç turnuvasını da iyi geçirdik. Bundan sonra üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor. Geriye gitmememiz önemli çünkü. Güzel bir sistem var zaten. İnşallah her şey yolunda giderse ben başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Sevgili Mustafa, Cevat Soydaş turnuvası, yani Bursa'daki o iki maçı değerlendirdiğimizde ki Tofaş Lig'in iddialı takımlarından biri, sen de biliyorsun. Artı Fenerbahçe Beko da zaten yüksek bütçeli şampiyonluk hedefi olan bir takım. İki tane çok iyi maç çıkarttınız ve sen de ciddi sorumluluklar aldın. Buradaki takımdaki havaya baktığımızda özellikle sen kendi rolünü kafanda tam olarak tarif edebiliyor musun? Ve taraftarın o istediği mücadeleci takımı bu sene izleyebilecek miyiz? Evet, mesela ben şu ana kadar oynadığım takımlarda genellikle mesela skorer ağırlıklı oyuncular olduğu zaman o işin mücadele kısmı hep aksıyordu. Ama ben bu sefer Galatasaray'a geldiğimde zaten hani takım oluştuğunda mutlu oldum. Çünkü takımdaki herkesin bir savaşçı kimliği var. Yani sahadaki o Galatasaray ruhunu yansıtacak oyuncuları görüyorum ben, takım arkadaşlarım. Hepsi dediğim gibi aynı karaktere sahip. En önemlisi de bu, çünkü sayı atamadığımız gün mücadelemiz de sahada kalmamız gerekiyor. Her gün aynı sayıyı atamaz. Her top girmeyebilir. Şimdi bunları da sayarsak zaten önemli olan o mücadeleci ruhu sahada tutabilmek. O yüzden ben iyi bir takım olduğumuza cidden inanıyorum. İnşallah taraftar da çok bizi desteklediğinde onlara tatmin olacaktır. Taraftar demişken sevgili Mustafa, geçen sezon Galatasaray çok iyi bir taraftar ortalamasını oynadı. Alt katlar normalde doluyor. Büyük maçlarda da 16-17 bin civarı taraftar oluyor. O taraftarın itici gücüyle beraber performansınız nasıl etkilenecek? Özellikle sen bu taraftar önünde oynamak için sabırsızlanıyor musun? Duyguların nelerdir? Tabii ki Galatasaray çok büyük bir camia. Yani sadece şu an değil, ben küçükken de maçlarını izlerdim Galatasaray futbolu. Galatasaraylı buydun küçükken de. Evet, diyebilir miyiz? Evet. Galatasaraylıymış arkadaşlar Mustafa. Evet, dinliyoruz. Öyle de yani o zamandan da biliyorum zaten Galatasaray taraftarının büyüklüğünü. Ben son Efes maçını takip ettim. Buradaydım ben. Öyle mi? Evet, buraya geldim. İzledim maçı. Nasıldı atmosfer? Atmosfer çok güzeldi. Ben büyülendim zaten. Galatasaray taraftarıyla mücadele ettiğimiz her gün biz gerçekten durdurulmaz bir takım oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bir şey sorabilir miyim? Tabii sor. Derin Haber 1905'i takip ediyor musun? İşim çok bilmediğim için. Teşekkür ederiz Mustafa. Ben teşekkür ederim.